Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda nazar boncuğu öreceğiz arkadaşlar. Anahtarlık olarak değerlendireceğiz bunları. Böyle çeşit çeşit ördüm arkadaşlar. Renkleri size de fikir olur. Mavi, siyah, mavinin tonları, pembe. Elinizde hangi renkler varsa bunları değerlendirmek adına böyle bir anahtarlık yapabilirsiniz. Bunun için gerekli malzemelerimiz 2,5 milim tığ kullanacağım. İpinize uygun tığ kullanırsanız çok iyi olur. Tabii boyutu da değişir arkadaşlar, tığınızın kalınlığına göre. Makasımız var. Etamin iğnem. Dikiş için kullanacağız. Bir tane anahtarlık halkası. Ve kullanacağım ipler pembe renk, mavi, siyah ve beyaz renkte ipler kullanacağız. İçine doldurmak için de boncuk elyafım var. Hadi başlayalım. Öncelikle siyah rengimizle başlıyoruz. Arkadaşlar, sihirli halka yapacağız. Şekilde tığımızı geçirelim ve sıkılaştıralım. Sihirli halkamız hazır. İçine 7 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Ve ipimizi çekerek sıkılaştırdık. İlk ilmeğimizi kaydırarak birleştirmesini yaptık. İlk sıramız hazır. İkinci sırada her ilmeğin içine çift batacağız arkadaşlar. Bir zincir çektim. Kaydırma yaptım. İlmeğin içine batıyorum bu sefer. Bir tane yaptım. Aynı yere tekrar ikinci kez battım. İki tane sık iğnem oldu. Normalde diğer örgülerimizde spiral devam ediyorduk arkadaşlar. Bu sefer farklı yapıyoruz. Çünkü renk geçişlerimiz çok fazla. Normal spiral gibi ördüğümüz zaman aşırı belli oluyor geçiş yerlerimiz. Bu tekniği uygulayacağız. Ördükçe daha da netleşecek. Siyah olduğu için çok net gözükmeyebilir. Çift batmaya devam ediyoruz. 4 oldu. 5 ve 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 tane sık iğnemiz oldu bu sırada arkadaşlar. Tekrar kaydırma yaparak birleştirmesini yaptık. Burada dikkat edeceğimiz, kaydırma yaparak birleştirme yapıyoruz arkadaşlar. Oraları da ilmek olarak kabul edip örmeyin sakın. Orada dikkatli olacağız. Şimdi renk geçişimizi yapalım. Mavi rengimize geçiyoruz. İpimi kesmeden arkadaşlar şöyle parmağımla arka kısma sıkıştırdım. İlmeğimin içinden geçirip bir zincir çektim. Sıkılaştırdım. Şimdi aynı yere sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Aynı ilmeğe batacağız. Şu iki ipimi birlikte aldım. Onları da arkada örmeye devam edeceğim. Bir sık iğne yaptım. Yan taraftaki ilmeğe geçiyorum. Bu sırada bir tek bir çift öreceğiz arkadaşlar. Tekrar bir yana geçtim. Bir tek ördüm. Bir yana geçtim. Çift ördüm. Şimdi bu kadar ilerletmemiz yeterli iplerimizi. İsterseniz arkada birleştirdiğimiz zaman bağlayabilirsiniz ama bu şekilde arkadan örerseniz bağlamaya gerek kalmıyor arkadaşlar. İplerimizi çektik ve örmeye devam ediyoruz. Artık ilerletmemize gerek yok. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift,
Örgümüz renk geçişli olduğu için ilmek belirleyicisine de gerek yok arkadaşlar. Başlangıç noktamız hep belli. Ve çifti bitirdik. Şurada gördüğünüz gibi sanki ilmekmiş gibi bu boşluk var. Bu kaydırma yaptığımız yer. Demek istediğim bu kısmı örmeyin. Orada dikkatli olun arkadaşlar. Ve ilk ilmeğimize kaydırma yaparak birleştirmemizi yaptık. Şu an bu siyah ipimi biraz çekiyorum. Sıramızı tamamladık. Şimdi bir zincir çektik. Tekrar aynı yere batıyoruz. Aynı ilmeğe. Bir sık iğne yaptım. İkinciye geçtim. Bir sık iğne. Üçüncüye çift batıyoruz. Bu sıramızı iki tek bir çift olarak devam edeceğiz. Bir tek, bir tek ve çift. Çift yapacağımız yerler belli zaten. Devam ediyoruz bu şekilde. Önemli olan o başlangıç kısmımızı kaçırmamamız. Yine çiftle batıyoruz, bitiriyoruz arkadaşlar. En son çift yaptık ve bitirdik. Ve kaydırmayla birleştireceğiz. Bu kısmı örmüyoruz arkadaşlar. Bu bizim kaydırma yaptığımız yer. Şu iki tane tek, bir çift yaptığımızın ilk tekinin başına kaydırarak birleştirdik. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir tek, bir tek yan tarafa geçtim. Bir yana geçtim tek ve şimdi çift batıyorum. Bu sıramızı 3 tane tek, bir çift olarak devam ettireceğiz. 2 ve 3 ve çift batıyoruz. Arkadaşlar çift battığımız yerler bu şekilde belli. Yine de emin olmak için bu şekilde sayarak da devam edebilirsiniz. 3 ve 4'üncüye çift battık. 1, 2 ve 3, 4'üncüye çift battık. Kaçırdım acaba dedim. Ve sonuncusunu çift batarak bitirdik. Ve ilk ilmeğimizin tepesine kaydırma şeklinde bitirdik. Arkadaşlar şimdi renk değiştiriyoruz. Sıra geldi beyaza. İpimi bağlamıyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Daha kolayıma geldi. Siz nasıl tercih edersiniz? İlmeğimin içinden geçirdim. Bir zincir çekip sıkılaştırdım. Şimdi aynı yere kaydırma yaptım. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bu sıramızı sadece sık iğne yaparak devam edeceğiz. Arttırma eksiltme yok. Bu iki ipimi örerken arkadan devam ettireceğim. 3-4 ilmek kadar öreceğim onları da arkada. Bu şekilde sıkıştırmış da oluyoruz. Sonuncu olsun. Evet arkadaşlar, şöyle çekelim. Beyazımızı da çekelim. Şimdi ipimizi kesebiliriz maviyi. Daha fazla ilerletmemize gerek yok. Sadece sık iğne yapıyoruz ilmeklerin üzerine.
Evet, bu şekilde son ilmeğimizi de yapalım. Örelim. Evet arkadaşlar, ilk ilmeğimizin tepesine kaydırarak birleştirmesini yaptık. Bir zincir çekiyorum. Da mavi ipimi biraz daha çekeyim. Evet, sıramızı tamamladık. Aynı yere tekrar batıyoruz. Bu sıramızda 4 tek 1 çift yapacağız arkadaşlar. İlkini ördük. 2, 3 ve 4. Bir diğer ilmeği çift batıyoruz. 1, 2, 3, 4 tek. 5.yi çift batıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Çift battık. Bu şekilde tamamlıyoruz sıramızı. Ve sonuncuyu örerek bitiriyoruz. Sonuncu kısım çift olarak bitiyor arkadaşlar. Ve ilmeğimden kaydırarak sıramızı tamamladık. Şimdi başka bir renge geçiyoruz. Renk değiştiriyoruz. Pembe yapacağım. Ucunu bulabilirsem. Evet. Pardon. Pembe rengimi yine parmağımla sıkıştırdım ve bir zincir çektim. Aynı yere bir sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Kaydırma yaptığımız aynı yere tekrar batıyoruz. Bu sıramızda da ilk sıramızı sadece sık iğne olarak öreceğiz. Son sıramızı da yaptık. Bir zincir çekip üste geçiyoruz. Aynı yere tekrar batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Bu sırada 5 tane sık iğne tek yapacağız. Bir çift yapacağız arkadaşlar. 3 4 ve 5. 6.ya çift batıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 6. ilmeğe çift batıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu arada şu başlangıçtaki örmüş olduğumuz iplerden iyice çektik. Sıramızı tamamlayalım. Diğer oyuncaklarınızda da eğer renk geçişi varsa bu yöntemi kullanabilirsiniz. Yeri çok az belli oluyor arkadaşlar. 5.
Evet arkadaşlar, kaydırmamızı yapalım. Bir zincir çektik, aynı yere battık. Bu sıramızda 6 tek bir çift yapacağız. 2 3 4 5 ve 6 ve çift yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6, bir diğerini çift yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar sıra sonuna kadar. Ve yine ilmeğimizi kaydırdık arkadaşlar ve bitiriyoruz. Bundan bir tane daha öreceğiz arkadaşlar. Ben örüp hazırladım video uzun sürmesin diye. Şimdi bunun birleştirmesini yapacağız arkadaşlar. Dikmek için biraz uzun bir ip bırakıyorum. İlmeğin kaydırmasını yaptık, ipimizi bu şekilde çıkardık, diğerini de bitirdiğim yere ipi iç taraftan yürüttüm en baş kısmı durmasın diye. Şimdi arkadaşlar hem dikmesini yapacağım, sonrasında da anahtarlık halkasını ipimi hiç kesmeden onun dikilişinde yapacağız beraber. Şimdi etamin iğneme geçirdim. Elinizde yoksa normal iğne de kullanabilirsiniz, hiç sorun değil. Ama bu iğnelerin ucu sivri olmadığı için dikişte çok kolaylık oluyor. Şimdi tam bitirdiğimizin karşısına arkadaşlar denk getiriyoruz. İlmeğimizin en üst kısmı böyle iki parçalı, dış kısmından değil iç kısmından dikişlerini yapacağız. Şimdi ben karşıya geçtim. Arkadaşlar bu şekilde tam karşısına denk gelen sık iğnemin iç kısmındaki ilmekle birleştirdim. Bakın bu ikisini birleştirdik. Şimdi sıra bunlarda. Tam karşıya geçtim. Dikmesi çok kolay. Karşılıklı ilmekleri birleştirmesini yapıyoruz.
Evet arkadaşlar, şimdi elyafımızı dolduralım. Alanımız daha fazla küçülmeden. Evet, elyafımızı doldurduk. Kapatmamızı da yapalım. Evet arkadaşlar, son sıramıza geldik. Bir kez daha sağlamlaştıralım. Şimdi anahtarlık halkamızı dikeceğiz. İçinden geçirelim. Evet arkadaşlar, örgümüzün içerisinde birkaç kez gezdirelim. Sonrasında ipimizi keselim. Evet, artık kesebiliriz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Anahtarlığımızı tamamladık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sormak istedikleriniz olursa yoruma mutlaka yazın. Geri dönüş yapıyorum. Eğer yaparsanız benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Instagram adresimi de paylaşıyorum arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Şimdilik bu kadar. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.